Muhterem kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Son birkaç videomuzda kadın erkek ilişkilerinde en önemli mesele iz ve namusu korumak, zina ve fuhuştan kaçınmak ve buna düşmemek için de gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, elimizi, ayağımızı, bir kısım organlarımızı kendi sınırları içerisinde koruyarak haddini aşmaması, sınırını tecavüz etmemesini sağlamak üzerinde durmuştuk. Değerli kardeşlerim, İslam zinayı yasaklamış ve zinaya götürecek yolları da yasaklamış. Zinaya götürecek yollar daha çok görmekle, duymakla, müstehcen kelimeleri, konuşmakla, tutmakla el ve yürüyüp ona ulaşmakla gibi organlarımızda oluyor. Bununla beraber dinimiz nikah düşen kadınlara, namahrem diyoruz biz onlara. Onlarla bir yerde baş başa kalmayı, yalnız kalmayı da yasaklamıştır. Biz bunu halvet diyoruz. Yanında mahremi bulunmayan bir kadının yanına girmek doğru değildir. Bir Müslümana yakışmaz. Bu çirkin, bu ayıp işi yapmak. Onunla tenhada baş başa kalmak, yani halvet, kesinlikle haramdır. Hatta bırakın yabancıları, kardeş kardeşinin hanımıyla bile baş başa kalamaz. Yani kardeşinin karısı, abisinin karısı, amcasının karısı, dayısının karısı gibi akraba eşleriyle beraber olsun, baş başa kalamazlar. Kardeş çocukları, amca çocukları, yeğenler, efendim ve kadın tarafını da buna kattığımız zaman geniş bir aile çerçevesi. Bunların da bu tür ilişkilere dikkat etmesi lazım gelir. Değerli kardeşlerim, İslam'ın hedefi hiç şüphesiz ki zinayı, fuhşu toplumda tamamen yapılmaz, konuşulmaz, peşine düşülmez bir hale getirmektir. Bütün yolları kapatmıştır zinaya, fuhşa gidecek. İslam çok temiz bir toplumdur. Değerli kardeşlerim, insanın zaten bozulmaktan korunması da ancak böyle olur. Eğer insan şehvetine mani olamazsa, ki bu şehvetlerin başında hiç şüphesiz ki karşı cinse duyulan şehvet gelir. Sonra altın, gümüş, mallar, mülkler, iktidar gelir. Bu şehvetten dizginleyemezlerse, bu meşru isteklerini Cenab-ı Allah'ın meşru kıldığı yollardan karşılamazlar da gayri meşru yollara girer, haram işlemeye kalkışırlarsa insan bozulur, nesil bozulur, toplum bozulur. Değerli kardeşlerim, İslam o kadar bu konuda tedbirli olmuştur ki en ince detaylarına varıncaya kadar konuyu bize öğretiyor. Mesela cihada çıkmış bir mücahidin geride kalmış aile fertleri var. Bunlar İslam toplumuna ait. İslam toplumu adına devlet zaafa uğradıkları noktalarda da en yakınlarından başlamak üzere Müslümanlar o insanlarla ilgileneceklerdir. Cihada çıkmış bir mücahidin aile fertleri, geride bıraktıkları erkekler için kendi ailesi gibidirler. Yani mücahidin eşi annesi gibi, çocukları da kendi çocukları gibidir. Onlara ihanet etmek, kişinin kendi annesine ihanet etmesi kadar çirkin, çok ayıp, iğrenç, ağır bir suçtur. Cezası da ona göre ağırdır. Mücahidin yokluğunu fırsat bilip de aile efradını istismar etmek dinimizde en ayıp noktalardan bir tanesidir. Bu konuda sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüm'ün İmare, Ebu Davud'un Cihat, Nesai'nin Cihat babında anlatmış olduğu şu hadisi şerif çok önemlidir. Bürde radıyallahu anh, Bürede radıyallahu anh rivayet ediyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hurmetu nisa'il mücahidin alel kaidin
Mücahitlerin cihada gittiklerinde geride bıraktıkları kadınlarının haramlığı geride kalanlara göre kehurmeti ümmehatihim, annelerin hürmeti haramlığı gibidir. Mâ min racülün minel kaidin, cihada gitmemiş, yerinde kalmış, oturmuş Müslümanlardan herhangi birisi yahlufu racülen minel mücahidine fi ehlihi, bir mücahide ailesi konusunda halep olursa, yani onun ihtiyaçlarını karşılama, yeme, içme, barınma bana ait derse, ki böyle yaparsa çok da büyük sevap alır. O mücahidin cihatta kazanmış olduğu sevabın bir pisliğini de kendisi almış olur. Fakat böyle bir emanet üstlendiği zaman bu adam feyahunuhu fihim, eğer onlara ihanet ederse İlla vakafa lehu yevmel kıyame. Kıyamet gününde bu adam gelip mahşer yerinde durdurulur. Ve yakhuzu min hasenatihi muaşa'a hatta yarda. O mücahit bu adamın yapmış olduğu ibadet ve iyiliklerinden ne kadar isterse o kadar alır. Ne kadar alır? Ne kadar ihtiyacı varsa alır. Tamamına ihtiyacı varsa tamamını alır. Sümmeltefete ileyne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakar. Üreyde radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimiz sonra bize döndü, baktı, baktı ve buyurdu ki, muazzanlık, ne zannediyorsunuz siz? Ne zannediyordunuz? Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle söylemekle meselenin ne kadar ciddi, ne kadar tehlikeli, İhanetin boyutlarının ne kadar büyük olduğunu anlatmak ve Müslümanları böyle çirkin bir işten uzaklaştırmak için söylemiştir. Evet, hadis-i şerif çok ince ve nazik bir durumu anlatıyor. İslam toplumunda bulunması gerekli sosyal ve ahlaki güvencenin bir boyutunu dile getiriyor. Yani Allah rızası için Allah yolunda cihada gitmiş mücahitlerin, kahraman askerlerin geride bırakmış oldukları ailelerine karşı ümmet sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu devlet zaafa uğramışsa en yakın akrabalarından başlayarak toplu üstlenir. Dini, vatanı ve cephe gerisindeki bütün değerlerini korumak için ölümü göz alarak cepheye gitmiş bir mücahidin geride bıraktığı aile efradı, elbette o sefere iştirak etmemiş olan erkeklere aynen anneleri gibi bir emanettir. Onlara bu konuda ihanet bir insanın annesinin namusuna, ırzına ihaneti gibi korkunç bir şeydir. Değerli kardeşlerim, burada bir teşbih var annelere gibi. Bu meseleyi çarpıcı bir şekilde vurgulamak içindir. Yani hangi insan annesine karşı böyle bir ihaneti düşünür? Bunu bugün Batı toplumlarında enses ilişkiler diye artık dini atmış, insanlığı da atmış, insanlık elbisesinden çıkmış, tamamen hayvanlaşmış insanlar da görüyor. Zaten o insanları da zapt edecek bir şey kalmadı. Allah Celle Celaluhu şerlerinden bütün insanlığı emin kılsın. Bunlar gerek devletin sağlığını, sıhhatini, huzurunu tehlikeye attıkları gibi aynı zamanda manevi kimliğini de tehlikeye atarak bütün bir dünyayı anlaşı ve kaosa teslim etmek üzere. Bu belanın hakkından gelirse yine inşallah biz Müslümanlar geleceğiz Allah'ın kanunlarını hakim kılmakla. O yüzden değerli kardeşlerim, toplumun çivisi dindir. O sağlam olursa toplum da kendisini korumuş olur. Biz bunu niye dile getirdik? Yani
kadın erkek ilişkileri öyle hafife alınmayacak bir meseledir. Çok ciddi bir meseledir. Halk arasında namahrem kadın ve erkekleri ateşle baruta benzetmişlerdir. Bunu hafife almamamız lazım gelir. Bunu hafife alan insanların hanelerinde bin bir çeşit nasıl ayıpların icra edildikleri artık gizli saklı değildir. Kendi itiraflarıyla ortaya çıkmıştır. Mızrak çuvala girmiyor zaten. O yüzden değerli kardeşlerim, insan onurunu, izzet ve şerefini, öz ve namusunu koruyan yine İslam'dır. O yüzden güzel dinimiz, Allah'ın insanlara verdiği en büyük ikram, lütuf olan bu güzel dinimizi iyi öğrenmek, candan, içtenlikle, ihlas ve samimiyetle yaşamak ve bu güzelliklerden başkalarını da faydalandırmak için davet ve tebliğ adına bu dini nerede bir insan topluluğu varsa, köyde yahut da kentte, en uzak ülkelerde bile olsa, çağın bütün araç gereçlerini kullanarak o insanlara duyurmak bizim bir vazifemizdir. İnternet bu yüzden işimizi kısmen kolaylaştırmıştır. Bu yayınlarımız belki bütün dünyaya ulaşır. Ama yetmez değerli kardeşlerim. Bunları yapmakla beraber aramızda yardımlaşarak çok çeşitli teşkilatlar, örgütler, kurumlar kurarak yüz yüze şifahi bir şekilde bütün insanlığa ulaşmak bizim bir vazifemizdir. Yoksa bu şehvet belası, buradan gelen çılgınlıklar insanlığı topyekün bitirecek, başına kıyameti koparacaktır. Allah Celle Celaluhu bu ulvi davamızda bizleri daima uyanık, diri, heyecanlı, arzulu ve istekli ve işi kendi kaide ve kurallarına göre yaparak başarılı olmayı muvaffak eylesin.